Marhum Shuhratbek Abduqahhorov bu yil 36 yoshga to'lgandi. Kutilmagan voqea sabab oyoqlari kombaynga kirib ketish oqibatida olgan jarohat tufayli 9-noyabr kuni jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Dastlabki yordam ko'rsatilgach, u jonlantirish bo'limida qoldirilgan. Ertasiga 10-noyabr kuni kechki soat 21:00 atrofida oyog'ining chiqqan joyini solish maqsadida berilgan narkoz va muolajadan keyin bemor vafot etgan. Kegende çap sonu içki bu ya yüz aslan bu ya kadar musküller payları tiyle titrek titrek etken yani. Ve un baldırı da var. Kiyin kirişi ya şu koyu bağda yap girdik. Hem mahalle hem tomrici anisi yavran uklatıp durup abrobotkalar kılıp hoş bu yediğinde berk merk kamyonlar vardı. İlk yerine tomrici orksızlandırış ve mahallenin var. Yani, dikiş cerevende görgenimizde son sögede sınır bu arada açık sınır ve çap ayağını ikinci, üçüncü kez sögelerde açık sınır bulgen. Bunlarına imkan kadar üç yerden repels yapılıp, torrela sögelerden joyga koyup, boşa kılıp dikildi. Rezine drenajlar koyuldu. İki son kingi baldırı dikildi. Dikildiğinde ayağı narujuna rahatlası halat değildi, um ayağı. Bu yerde sınır bu arada çıkıp bu arada. Doğru şok koyup alakta yapıldı, rengin kirdi, biz çıkılışımızı tutturdu rengin. Rengi ötücüğünü yani koyduk, bu ayağı koyduk. Koyup ayağlarını teşirgenimde mahalli hararatı, komplan, tamirlanışı sağlangenimde. Çünkü yine en yakın genimizde son süreye açık simgeni, kez süreler açık simgeni, şunu halat edin. Kegende 60'ke 0 derliğine, 112'de 118'de puls, rengi op, soğuk deri koplan geldi bu. Şunu halat edin. Oğlum yasallar kapı kuduyum ben, elimizin bölümünü. Kere hamma kasal shun dedi ki travmatolog nervus travmatolog keldi. Konsulni o'tkizib dedi, bu yoqda dedi travmatik shok 3-4 daraja edi unda. Shu shokka qarshi dedi, shu VVT solishimiz kerak. Shunga narkoz bersangiz, uni turganda narkoz ostida qilar deb yo'ldi. Bemor bilan gaplashdim, mastava ichib olgan edi. Nima qildi? Soat 3:30 da 8:30 ga qoldirdik. Sabab hali o'rtada vaqt o'tish kerak. 8:30 ga rejalashtirildi. 8:30 da keyin yana bir qator yana rengini apsiyani qilish maqsadida rengini chaqirdi, yana paftorni ham so'ngda rengini oldik. Unda haqiqatda yana ko'rindi, boshqa qildi. Nimaga buni turib edi, narkoz ostida bemor uxlatdim, bemor stabil uxladi, dinamikada stabil bo'lgan. Uxlaganda haqiqatda 3-3 paketga soldi, solgandan keyin dinamikada yaxshi turdi, bemor 21 20 gacha yaxshi turdi. Undan keyin saturatsiya сразу tushib ketib qoldi bemor. Tanası uşu rengbar tüske girip halatılaşıp olundu. Sıraşı uşu endotrahenin narkoz hastalığı sıraşı aparatka oldu. Travmatologlar 10 ayağını kuyum içi çıkan deyip solamız değişti. Bunu narkoz bulan solmasak ağrı güçlü bulardı. Kötü ağrı olmaydı dedi. Narkozla soluştu. Soluşkenden doktor çıktı. Çıktı. Ne? Yaxşı mı? Doktor yaxşı çıktı mı? Desem yaxşı dedi. Kislorod balonunu yangini ulagandan keyin bir 5 minutlar ichida svet o'chib qoldi. Svet 10 minutlarcha o'chdi. Keyin men o'sha akam olib kelgan odamga telefon qildim. Tashqariga chiqib ulgurmadim, svet yondi. Ikkita liniya xabariz bor, Nasibulloyevich. Ikkinchi liniyaga сразу где-то 10 minut 15 minut vaqt atrofida bo'ldi. Lekin apparatlar to'la to'kis ishlagan, yangi apparatlar o'z xabariz bor. Ama hiç kanaka masala bulmadı. Yarım saat, bir saat özünü küçüğü yiyge, defibrillatör kıyamız, onu oğlayan körgen bu yerde. Aytmoqchi, bu yerde keçe gidemedi, bizden sorama geldi yaptı, özü aslında travmat olup, leçişi vıraçı oğludan çakırıp sonra geldi. Şuna kadar kamakçımız, razı mısın ne geldi, razılığı bergen oğula. Özüm halkılamı, özüm kılamı de, aslında bakı geldi ki, ben sonra gelmez, şu üyledi, yakınlardan sonra dedim, sen ben ülkesi var ki, ülkesinden sonra koydum ben. Razı buldu dedi, razı dedi. Şunu asosida oling ya. Birinchi monitor bergan narkoz bo'lgan, i saturatsiya niski tushib ketgandan keyin o'sha IVL'ga olishga majbur bo'lganmiz, IVL'ga olganmiz. Asi saturatsiyadan keyin o'sha davleniya ham tushishni boshladi. Reanimatsiyani 25 ming chora tadbir qildi, 4 kishi u yerda sherigi bilan bo'lgan. Shunga qaramasdan 21:50 da bemorning biologik o'limi aniqlandi. Lekin haqiqatan nimasi jarohatlari hayotga xavf soladigan darajada edi kelganda. Уже у ринген қилиб бошқа қилганимиз 9 ўғилди.
Qilganda premiyasi unutrvenni narkoz deb aytamiz. Unutrvenni narkoz berilgan, u berilganda albizatsiyani premedikatsiya deb aytamiz. Kirish qismiga amnobon qilganmiz. Asl premedikatsiya nimaga zimidrol atropin qilganmiz. Undan keyin ketamin to'rquvi qilib, unutrvenni uxlatganman bemor. Bemor uxlagan. Solindi. Solgandan keyin 10 minutcha yaxshi stabilni yotdi. Uzi bemor o'ziga kelishni boshladi, boshqa qildi. Shu bemorda holat meni yoqmadi. Qandaydir yoqmadi-da. Saturatsiyalari normada turgan, normada 95-99 esa u bolada 97-98 turgan. Pulslari normal, davleniya 110 ga 70 turgan. Hech qanaqa nima bo'lmagan. Birdaniga elas trombozni hisobiga, endi biz o'ylashimizcha tromboz bo'lgan, trombozni hisobiga bemorda shu yuz tuzilishi yoqmay qoldi. Badanida qanday qon talaza, ko'kimtir tushlar paydo bo'ldi. Shu trombembaliyani shubha qildik-da, сразу интубационный ikkinchi valgina qilamiz, choramiz интубационный эндотрахеальный наркоз deb aytamiz, сразу unga o'tib ketdik, bemorni apparatga oldik. Bemor apparatga olgandan 10 minutdan keyin уже давление tushdi boshladi bemorda, ko'z qorachig'i kengayib ketdi. Xo'p, 21 u 50 gacha biz 35 25 minut uni reanimatsiya qildik. Uni o'g'li ham ko'rdi, aynidan ko'rib bevosita ko'rgan. Hamma reanimatsiya chuqurlar qilingan, vazopressorlarga o'tkazilgan, adrenalin qilingan, hamma holat reanimatsiyada nimaki bo'lsa, kitobimiz bo'yicha hamma narsa qilingan. Bemorda 25 minutlik asl nimadan keyin uni ichida defibrillyatsiya qilganmiz, kislorodga ulangan bemor, hamma shu kitobi nima bo'ladiganmiz qilganmiz. 21:50 da qaytmas jarayon boshlandi. 21:50 da bemorda biologik o'lim kuzatildi. Holat bo'yicha his qilinadigan narsalarni qilganmiz. Bemor ekspertizaga berilgan. Ekspertiza xulosasi bilan hali biz nima qilganimiz yo'q. Endi tanisak, endi ko'ramiz, endi bilamiz nimaligini. Endi avvalo xudo bizam bismillah aytib ish qilamiz. Endi tepadan kelib tursa hech kim ish nima demaydi. Endi qo'llar haqiqatan svet o'chgan o'rtada. Svet o'chgan taqdirda biz intubatsiyaga o'zi ham ko'rdi, ambu degan narsamiz bor. Hali tumalar narsada biz ambuda nafas olib turganmiz. Chunki unaqa jab ko'p o'chgan yo'q, ikkita linearlik uchun bir pasta vartsinet bo'lsa ham, asl uni unutrini qo'yib qo'yganmiz. Ichkariga kirib ko'rsangiz ham lampochka turadi, unutrini yoqiladi, hali svet o'chgan paytda ishimizni qilishimiz kerak. Bir paytlar 8 soat, 10 soatlab bir kunlab svet o'chganda ham bemorga yordam ko'rsatilgan. Zamonaviy uskunalar bilan reanimatsiya bo'limimiz jihozlangan. Svet o'chgan taqdirda ham akkumulyator batareyalari bor. Kamida 2 soat, 3 soatga zaryad yetadi. Vaziyat har xil holatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zini mutaxassislar, o'zini shtat jadvali bo'yicha elektromontyor ajratilgan. Endi bizning xodimlar har qanday holatda yordam so'ralgan holatda bu uzilishsiz elektr energiyani yetkazib beramiz. Qanday holat bo'lsa ham jo'natamiz. Endi bizdagi o'sha idoradan bu yerga yetib kelish vaqti 7 daqiqani keltirib beradi. Endi har doim bu holat bo'la olmaydi deb o'ylayman. Qabul qilganimdan so'ng u yerda endi otasini hech kimning uydagilarning xabari bo'lmagan. Kombaynchi o'zib kelgan. Yordamlarni ko'rsatdik, boshqa qildik. 2 soat, 3 soatdan keyin lekin otasini olib kelishdi. Nima gap so'z doktor deb so'ralganda, lekin men aytdim, holat qanaqa endi meditsinada xabari yo'q odam shunaqa ekanda, suyak sinig'lari nima bo'lar sinig'i so'radi birinchi. Yo'qda suyak sinig'ini qo'ying dedik. U ikkinchi darajali narsa dedi. Hozir birinchi vazifamiz bemor og'ir. Shokdan chiqarib olish va yarasini yiringlatmasdan bitkizib olish. Yarasini yiringlatmasdan bitkizib, shokdan chiqarib olganimizdan keyin operatsiya keyin u ikkinchi darajali o'ylab ko'riladi. Oyog'i qiyshiq bo'lsa bo'lib qolar, lekin birinchi hozir hayoti. Lekin haqiqatan nimasi jarohati, jarohatlari hayotga xavf soladigan darajada edi kelganda.